Can kardeşlerim, acı söylettiriyor, hasret bağırttırıyor. Bir insan ölüyor, onun için birini çağırıyorlar, tanımadığı etmediği bir adam için orada bir şey okuyor, Yasin okuyor mesela, ellerini açıyor ya Rabbi, başlıyor. Bu okuduğumuz Yasin'den, Adem Aleyhisselam'dan beri kimler geldi, kimler geçti, akrabalar vesaire vesaire ve özellikle de senin rahmetine gönderdiğimiz filan cezat. Umut umuttur. Bir şey demiyoruz. Bu sözleri şöyle bir tasavvur edelim gözümüzde. Enes'e söylediği sözü de tasavvur edelim. Yavrum Enes sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur beni seven de kıyamet günü benimle beraber olur. Buradan kargo ile peygamberin yanına gönderiyorsun ölüyü. Yer ayırttırmış peygamberin yanına. Hiç öyle uzak bir yerlere koymak da yok. Yani cennetin böyle uzak yerleri de yok. Peygamberin yanına. Hemen Firdevs ve peygamberin yanı. Ya bu kadar kolaydı bu işlerde. Ashab-ı kiramın neydi çektiği Allah için ya? Nasıl kalktı adamlar? Gözümü kör et ya Rabbi Resulullah'tan başka birini görmeyeyim. Nasıl dediler? tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Resulullah'a doğru dönmemiz gerekiyor. Bu arada kardeşlerim, bugünün sıkıntısı olan şu temel altı maddemizi saydık elhamdülillah. Evlerimizin sünnet sigortası onlar inşallah. O temel ölçülerden. Ama bu arada çocuk eğitiminde bilhassa, eşlerin birbirlerini ikaz edeceği konular arasında bilhassa, Belli başlıkları zikretmem gerekiyor. Çok kalabalık ve gürültülü bir hayat yaşıyoruz. Bu gürültü ve kalabalık ortamında sünnet ruhlu işler olduğu halde ihmal ettiğimiz olabiliyor. Özellikle hatırlanması üzerimize vaciptir diye bazı başlıklar hatırlayalım. Bir, Resulullah'ın adıyla Muhammedun Resulullah ile kurulmuş bir eve selamsız girilmez. Girilmez. Hırsızdan başka o eve selamsız giremez. Bazı babalar, e nasıl olsa bu em, evin babasıyım diyor. Eve girerken, merhaba çocuklar. Ne oldu ya? Ne merhabası? Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Evinize girerken kimse yoksa bile selam verin. Mümin evidir, orada melek vardır muhakkak buyuruyor. Kimse yoksa bile selamun aleyküm de diyor. Çocuklar küçüktür, kadının üstü başı açıktır o arada diye nasıl selam vermezsin sen? Selamsız bizim evimize hırsızdan başkası giremez. Ev sahibi de dahil. 3 yaşından itibaren de çocuk bu eğitimi almış olması lazım.